Of, Solakli Vadisi'nin Doğu Anadolu'ya açılan tek yolu saydığımız Çaykara Bayburt yolu ve haliyle geçiş noktası Derebaşı dediğimiz mevki. Bu 1916 Rus işgali döneminde Rusların stratejik açıdan kullandıkları bir yol amacıyla yapılmış. Yolun yapımında çevre köylerin insanları orada ücret karşılığı çalıştırılmış. Çok çetin şartlarda, makinalaşmanın olmadığı bir dönemde çetin şartlarda yapılmış bir yoldur. Ama ilk 40'lı yıllara kadar Ruslar yaptı. 18'de buradan çekildiler. 18'den 40'lı yıllara kadar o yol yine şeysizdi. Çünkü bizde ulaşım vasıtaları yok, araba yok, kamyon yok, otobüs yok. O yol gene şeylerle, atlarla, katırlarla kervancılık yapılan bir yol halindeydi. 40'lı yıllardan sonra işte ilk arabalar Boğaz'a girdikten sonra bu yol Doğu Karadeniz'in en işlek Zigana'dan sonra ikinci bir geçit yolu oldu. Yani şöyle diyelim, İpek yolunun tali yollarından biri. Zaten Ruslar işgal esnasında da Kakart dediğimiz mevkiden aşağı indiler. Yani Doğu Anadolu'nun işgalinden sonra Erzurum, Bayburt, Kakart, Erzurum, Bayburt, Sultan Murat, yani o noktalardan geçtiler. Bir noktada dere başından indi. Dolayısıyla stratejik açıdan, ulaşım açısından en kestirme yol biliniyor. 40'lı yıllardan sonra ulaşıma başlayan bu yol, bu yörenin, Doğu Karadeniz'in en işlek yollarından biriydi. Bütün çevre yolları buradan, yaylalar olsun, Bayburt, Doğu Anadolu bu yoldan ulaşımı sağlardı. Gerçekten çok şaşalı günleri oldu o yolun. İşte o gördüğünüz gibi dip tarafta hanlar, aşıldığı zaman demir kapının arkasında hanlar, henekanları dediğimiz hanlar. O hanların işlek olduğu dönemlere ben kavuştum. Bayağı bir konaklama tesisleri vardı orada. Lokantası vardı, oteli vardı. Aşağıdaki hanları gördünüz zaten, onlar hala yaşıyor. Orada da konaklama vardı. Yani kamyonlar, minibüsler ta Tercan'a kadar, Bayburt'a kadar, hatta Erzurum'a kadar of üzerinden ulaşım o yolla yapılırdı. Zaman zaman bakımsız kaldığı oldu. O yörenin halkı ondan çok şikayetler etti. Ama gene de peyderpey karayolları oraya bakım elemanları gönderdi. Duvarlarını yaptırdı, istinatlarını yaptırdı. Dönemeçleri, virajları kuvvetlendirdi. Fakat bu son yıllarda çevre yollar değiştikten sonra, yeniden yapıldıktan sonra, örneğin Dernek Pazarı'ndan Sultanmurat'a yol çıktıktan sonra, işte bileyim, Cüniz Yaylası'ndan, Çahmudi Yaylası'ndan, Yenti üzerinden, Haros üzerinden, Haldız üzerinden yollar açılınca o yol gerçekten bakımsız kaldı, talihsiz kaldı. Ama inanıyorum ki yolun hem zemini bakımından hem güneyi olması bakımından, ki zaten Ruslar onu o şekliyle yaptı, daha değişik yerlerden de geçim olabilirdi, orada geçit olabilirdi. Yapılırsa, bakılırsa hem ulaşım için hizmet verir, hem turizme hizmet verir. Yol gerçekten emin ve güvenli bir yol. Ama bu şekliyle değil tabii. Yani zemin açısından biraz güneye bakışı nedeniyle yazbaşı kürtüğünün, karının az olduğu bir yoldur. Çok işlek bir yoldu zamanında, vaktinde kullanıldığında. 70'li yıllardan sonra biraz orijinalliği kayboldu, ilginçliği kayboldu. Gene de buna rağmen işte dağlardan işte ot çeken kamyonlar, Bayburt'tan gelen minibüsler, yolcular, otobüsler, yani her çeşit ulaşım vasıtası o yolu kullanmıştır. 60'lı yıllarda benim öğrencilik yıllarımda işte ona rahmetli abimin o yolda kamyonu vardı, işte büyük Buzink, 52 model Buzink. Cemal abim bir enterni vardı, büyük bir kere kamyon. Yola sığmaz kamyonlar bunlar. Normal bildiğimiz bu küçük kamyonlar değil yani. Öyle ki böyle tarih dönemeçlerden geçerken kamyonun tamponu yukarı alırdı, ses çıkarırdı. Millet korkudan paniklenirdi şeyde, arabanın üzerinde. Bir iki sene abimle bulundum, çalıştım oralarda. Çok yanlışlar da yaptık yani muavinlik esnasında.
çok kritik şeyler de atlattık ama gene de insanlar gidip geliyordu, yani korkmuyordu. Bir kamyonun üzerinde 27 kişi, abimin kupasının üzerinde 8 kişi, şeylerde, yanlarda, kapılarda, önde, tamponda, böyle sanki otobüste gider gelir gibi rahat gidip geliyorduk. Şeyin, çelik kasanın üzerinde iki balle ot, otun üzerinde insanlar yani. Baktığın zaman üstten korkudan insanın içi geçer ama gidip geliyorlardı insanlar, emin. Elimizde şeyler, nedir o? Odun takozlar, bir muavin yukarı kapıda, bir muavin aşağı kapıda. Şeyin, virajın, dönemecin başına geldiğimiz zaman aşağı bakmaya korkardık. Biri o taraftan atlar, biri bu taraftan atlardı. Biri bir ön tekere, biri arka tekere. Takozu yerleştir. Ondan sonra yarım saat git gel, gel geri, git geri, gel geri, git geri. O tür çalışma şeyler, ulaşım oldu orada. Yani çok ender de yani kaza oldu ama işte en büyük kazamız da işte kesin söylediğimiz, belki de bu yolun, bu tarihin en büyük kazası işte 12 Temmuz 72'de o minibüsün düşmesi. İlk etapta 7, sonra 2'de hastanede 9 kişinin ölümü. Gerçekten o yolu biraz insanların şeyinden soğuttu. Derebaşı virajlarının tehlikesi bana göre yolunun o zamanın şartlarında elle, yani makine girmeden elle yapılmış olması ve yeterince genişletilmemesi, genişletilememesi daha doğrusu. Çünkü imkanlar o dönemde o kadardı. Hatta öyle anlatırlar ki o zamanlar işte orada çalışan çavuşbaşı dediğimiz adam, bizim yakın komşu Cafer dedi, anlatırdı. Öyle anlarımız gelirdi ki diyor, bir manat büyüklüğünde taş koparamazdık diyor şeyden. Yani o demir kabul denilen o en sırt dönemeç noktasından şeyler gelirdi, o Rus yetkililer, çavuşbaşları işte, yetkili elemanlar, onlara anlatırdık yani bu çıkmıyor buradan, taş çıkmıyor. Ne kadar çıkarsa diyor, bir manat büyüklüğünde bir taş alırsanız bile faydadır, devam edin yani. Yani o şartlarda o kadar yapılabildi o yol. Genişletilmedi. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde de her nasılsa doğru dürüst bakım yemedi. Doğru dürüst ilki duyulmadı. O nedenle tehlikesi odur. Özellikle dönemeçlerin, yani virajların çok dar ve bakımsız oluşu. Ama zemin sağlamdır yani, toprak olarak, taban olarak zemin sağlamdır. Fakat sürekli de şeydir yani, heyelan sürekli akıyor yani, kayalar akıyor işte, toprak akıyor. Hatta ben çoğu zaman dere başında çıktığımız zaman kamyonlar yolcuları indirirdi, sadece yükleri taşırdı yani, herhangi bir tehlike olmasın diye yolcular yaya çıkardı o şeylerden, o diyelim virajların arasından kestirme yaya çıkardılar, ta Henege şeyine kadar, hanlarına kadar, ki o arada bir kaza olursa hiç olmazsa şoför sandalye dizi gitsin, yolcu gitmesin diye öyle tedbirler de alınırdı. Ama ona rağmen de gene o yol en işlek, en hareketli, en emin bir yol kabul edilirdi. Eminliği oydu. Meyili çok güzeldir yani, rampa değildir, meyili güzeldir. Kuzeyi değil güneyidir yani, çok erken karı erir, kurur zemin. Ama bakımsız olduğu için, geçitleri dar olduğu için de tehlike arz ederdi zaman zaman. Fakat şoförlerimiz çok rahattı yani, hiç. Yani çok bakımsız, çok ilkel araçlar, şimdiki araçlar değil o. Lastik olsun, akış olsun, rot olsun, şanzıman olsun, yani arabaların o dönemlerde çok bakımlı olduklarını da söylemek mümkün değil ama gene de herkes emin ve rahat yolculuk yapabiliyordu. Ama özellikle işte o dediğim gibi hem üstten aşağı inişte hem altta yukarı çıkışta o derebaşı hanlarıyla şey arasındaki, Henneke hanları arasındaki yol genelde yayaların inip de yaya geçtiği yoldu. Yani çok ender yaşlılar, işte hastalar, korkmayanlar kalırdı kamyonda, kamyonun üstünde yani iniş çıkışta. Geri gençler, dizi tutanlar hem alttan yukarı hem üstten aşağı kamyondan iner ya, o kestirme yollardan inerdi. Bir de arkadan padiga bir yaya yolumuz var yani, dağın arkasından. O şey biraz çığ ve kar tehlikesi olduğu için fazla tercih edilmeyen bir yoldu. Derebaşı'nın
Bir de şöyle bir şey vardı. 50'li yıllarda bu yolun genişletilmesiyle ilgili bakanlığa bir heyet gitti Çaykara'dan. İşte Hasan Erol, o zamanın belediye başkanı başta olmak üzere de orada sanırım genelkurmayda bu yolun şey açısından, ulaşım açısından biraz askeri stratejik önemi olduğu için pek üzerinde durulmadı. Yani hani zaman zaman şikayet ederler. Rus yolu yaptı 80 senedir, 90 senedir. Cumhuriyet buna bir kazma vurmadı. Onun gerekçesini o şekliyle anlatıyorlar. Burayı tali yol olarak şey saklıyor. Askeriye yani genelkurmaylık ki şeye açmıyor onu yani diyelim. Transit yol yapmıyorum mesela şu anda Araklı üzerine geçti yol. Aslında bu o yol buradan olması gerekiyordu ama işte oraya ağır bastı, oradan aldılar onu. Bura gene kaldı. Yani böyle bir söylence de var ama ne derece şimdiki şartlarda doğrudur onu bilemiyorum. En kestirme yol budur. Şimdi şeyden Rize üzerinden çıkınca yani denizden birlikte Rize üzerinden çıktı. Erzurum üzerinden Bayburt istikametinde gelince iki kuvveti birleştirmenin en kestirme yolu bu yoldur. Yani diyelim Of'tan Bayburt'a ulaşmaktır. Çünkü Doğu Karadeniz'den geldi şeyler. Erzurum üzerinden geldi Rus birlikleri. Buradan da çıkartma yaptı. Kavuşma noktası neresi olur? Soğanlı olur, işte Sultan Murat olur, Henege olur. O noktalardır. Bir de buradan ulaşım en kestirme yoldur. O videolu yok. Şimdiki Araklı'dan geçen Karadere yolu yok. Bu çevre yayla yollarının hiçbirisi yok. Burası çok eskiden beri de şeydir yani. Katır, deve, kervanıdır yani. Kervan yoludur yani. İşte Rus da hazır bulmuş onu. Biraz da genişletmiş yapmış onu. Araba yolu. Yani bu yeni Rus yeni bulmuş bir yol değil onu. Çünkü bizim az ileride bir Filer İrmağı diye bir ırmağımız var. Bunu bir rivayete göre bu 1638'de 4. Murat Sultan Murat üzerinden Bağdat'a giderken buradan geçmiş bir birliklerin bir kısmı. Ve o ırmakta da bir akşam şey yapmışlar, konaklamış birlikler. Belli ki bu Of yolu, bu Soğanlı yolu tarihin eski dönemlerinden beri bir ulaşım yoludur işte. Rus da görmüş onu, biraz daha da yakın bir stratejik mevzu olarak görmüş, açmış onu ama Rus kalıcı olarak yaptı onu ama kalamadı, ayrı bir olay yani. Dolayısıyla bu Doğu Karadeniz'in belli bir kesiminde Zigana yolundan sonra en kestirme yol bu. Özellikle Of üzerinden. Diğer yollar yoktu. Şimdi yeni yollar yapılınca bunun da haliyle bitmiş oldu. Yani ulaşım açısından değeri bitmiş oldu. Yaylacılar, nakliyecilerin çoğu, yani büyük nakliye biliyorsun şeyden yapılıyor. Zigana üzerinden yapılıyor yani. Tarihi İpek yolu üzerinden ama bu yolda işte son zamanlarda özellikle Doğu nakliyeciler için de kullandıkları oldu ama tabii yayla, işte Bayburt, Erzincan'la sürekli ilişkilerimiz oldu. Çünkü orada şeylerimiz var, buradan gitmiş, göç etmiş ailelerimiz var. Erzurum, o civar işte ot çekme, işte hayvan taşıma, buradan oraya sebze, meyve taşıma gibi amaçlarla kullanıldı ama şeyde de kullanıldı yani. Diyelim işte mesela benim abim, Cemal teyzemin çocukları yani İran-Almanya transit yolunda çalışan şeylerin ulaşımcıların da bir kısmı buradan gidip geldiği olur. Kestirme olduğu için yani. Ama tabii o biraz büyük araçlar için riskli yani. Yani çok tercih edilir bir yol değil. Fakat normalde hala da ulaşımı devam eder yani. Sağlıklı bir yol olduğuna inanıyorum ben ama bakım ister tabii. Bu yöre insanının çok eskiden bu yana tek geçim kaynağı hayvancılık. Mesela tarım ve hayvancılık. Tarımın en önemli ürünü mısırdır. Hatta çok eskilerden arpa ve buğday ekildiği de söylenir bu yörelerinde ama çok verimli değil yani rantabl değil. Mısır. Bir de hayvancılık. O nedenle gerçekten Doğu Karadeniz'in yaylaları özellikle köyle mezireden sonra barınabilme açısından en uygun yerler yaylalardır. Çünkü yazın bu yörede, bu bölgede hayvancılık yapan insanın hayvanları saklaması biraz güçtür, zordur.
hem beslenme açısından hem iklim açısından. O nedenle bütün yaylalarda temel amaç hayvancılık. Ve yaylalardaki yapılaşma diyelim, oba dediğimiz şeylerin, yerleşkelerin yapılaşması da günübirliğe dahiliydi. Yani diyelim 3 ay mı kalacak orada adam? 3 ay ne kadar şey varsa, yiyeceği işte ihtiyacı varsa o tür bir bina yaparak içine girerdi. Bu gerçekten hayvancılık yaylalardan gide gide azaldıktan sonra, hani nüfus şehirlere döndükten sonra insanlar aksine daha modern binalar yaptı yaylalarda ki bu aslında yani yaylacılık kanununa, ruhuna da aykırıdır. Ne derler ona, hazine arasını kullanma ruhuna da aykırıdır. Adamın 3 katlı opas, yaylası var, binası var yaylada, bana bir bardak ayran getireceğim dese ayranı yok. Yani şimdi bu sorsanına yaylacıdır. Bu amacından sapmış yaylacılık ama gerçekten yaylalar, şimdi şöyle diyeyim sana, mesela ben Kuşmer Yaylası'nı bilirim, diğer yaylalarla fazla bir şeyim yok. Bizim yaylada, benim çocukluğumda yani 50'li yıllarda veya 50-60'lı yıllarda haftada 3 kamyon çıkardı yaylaya, cumartesi, çarşamba günü. Alttan yukarı giderken odun, sebze, meyve, zahire, şu bu, üstten aşağı gelirken yağ, peynir, yün, kavran kavran, öyle 2 kilo 5 kilo değil, 3 kamyon diyorum sana. Bunlar hayvansal ürün taşırdı. Şimdi herkes taksiyle yaylaya gidiyor. Kimsenin ambarında veyahut da mutfağında bir kaşık yağ yok. Nedir bu? Yaylacılık yapıyor. Nasıl? İşte bu yaylacılık turizm yaylacılığı oldu. Yani ama benim bildiğim çocukluğumdaki yaylacılık gerçekten hayvansal ürünlere önem veren, ağırlık ve hayvancılığa dayalı yayladır. Zaten bizim Kuşmer Yaylası'nın da tapudaki şey odur. Hayvancılığa dayalı yaylak diye geçer. Bütün yaylaların özelliği bu. Fakat gerçekten yaylalara yollar gittikten sonra, işte o eski patika yollar değil, araçların makinalaştıktan sonra yapılan yollar yaylaların kompozisyonunu da değiştirdi. Yaylaların amacını da değiştirdi. Şimdi yine yaylacılık demiyoruz. Şimdi yine turizm işte. Turizm diyorlar ona ama yaylacılıkla bir ilgisi yok. Bilmiyorum, bu yukarılarda Erisu denen bir yayla var. Onu gördünüz mü? Yaylacılıktan çıktı. Şehir yani. 3 kat, 5 kat binalar, villalar. Amacı yaylacılık amacı taşımıyor yani hiçbir şey. Sonra şeyimiz de dar yani. Yaylak alanlarımız da dar yani. Onun da biraz şeyi vardır, yaylalarda hayvanların ve hayvancılığın azalmasına, işte hayvansal yaylacılığın, hayvan ürünlerine yönelik yaylacılığın azalmasına da katkısı vardır. Alanlar dar yani. Yayla alanları dar. Şeyim, bu yolun güzergahındaki anlar ta şeyden başlıyor. İşkenaz'ın yukarısındaki Saraloğun kanlarından başlar. Yani bu güzergahın kanları dernekte var, arşalı altında var. O dönemin ulaşımı ile ilgili bizim Sarmaş kanları var yani az ileride. Hadi kanları var. Kecugar'da Karkaş kanları var. Yani bu güzergahın konaklama alanları o dönemin şartlarına göre onlardı. Bunlar hem hayvan barınmaları için han şeylerde ahırları vardı, hem insanların kalması için otelleri vardı, yemek yemeği için yemekhaneleri vardı. Bir de işte şeyde ne söyle, derebaşı dediğimiz bizim de gördüğümüz o hanlar vardı. Orayı açtıktan sonra Henege, demir kapının döndüğünde Henege hanları vardı. Ve bu hanlar gerçekten uzun yıllar, belki de 100 yıl kadar, hani buranın araba yolu olmadan önceki ulaşım döneminde de hizmet veren hanlardı. Hanların, o dediğim hanların, saydığım hanların birçoğuna ben kavuştum yani hepsinde. Hatta kimilerinde de konakladım hayvanların yaylaya çıkım esnasında. Kamyonlarla gidip geldiğimizde konakladığımız, yiyip içtiğimiz, kalmak pek olmadı yani, o zaman ulaşım kolaydı. Çok güçlü hanlardılar ama bu son 70'li yıllardan sonra işte dedik ya, çevre
yolların çoğalması ulaşımı orada köreltti. O anlarda artık yok oldu gitti. O derebaşı mevkiinde işte o demir kabuğu yerin şeyinde dönemecinde Daim'in oğlunun kamyonuyla geçerken böyle kamyonun aşağıki tarafında yani şoförmanın yan tarafında bir 7-8 yaşlarında kız çocuğu vardı şoför Daim'in çocuğunun. Kabuğu birden açıldı. Uçurumdan gitti çocuk yani hiç. Baka baka gitti işte öyle. 30-40 metre gittikten sonra bir yamaçta bir ağacın dibinde durdu. Arabanın kamyonu muavini Karaçamlı bir çocuk atladı indi aldı onu ama çocuk ölmüş yani o hatıra bu tahminim 56-57'li yıllarda bildiğim yaşadığım bir olay işte bir de 72'de orada dere başındaki o kanlı viraj dediğimiz virajda olan olay en acı bildiğimiz bizimle ilgili hatıralar. Bunun ötesinde o yolda işte dediğim gibi yani muavinlik benim muavinlik dediğimde işte abimle takılırdım yazları. O dönemlerde gerçekten çok şenlik, çok hareketli yıllarımız oldu. Mesela yaylalardan, çayır kesiminden kamyonlar dönüyor. Her bir kamyonun içinde 30-40 tane kız, erkek, yaşlı, yük. Kamyonları gördüğünde dere başının üstünde gelirken alttan yukarı baktığında bir acayip manzara yani insanlar havada geliyor işte. Kamyonlar peş peşe. O virajların geniş olan bölümlerinde bazen kamyonlar dinlenir, oturur, şey eğlenirken kızlar iner, horon oynar işte, eğlencesini yapar, yemeğini yer, tekrar başlar. Yani bu yol yayla yolculuklarında da en işlek, en canlı, hareketli anlar yaşayan bir yol. Yani. Şimdi orada Karacam'dan buraya kadar yani bu Çaykara'ya kadar en az 8-10 yerde yaya yolculuklarda kızların, oğlanların ortaklaşa eğlendikleri, horon ettikleri, çalgı çalarak kemenceyle, kavalla eğlendikleri noktalar vardır. Onlara horon düzleri derdik veya horon yerleri derdik. Kamyonlarla giderken de yine aynıydı yani. Kamyonla bir an evvel de üstüne çıkalım hele yayla kesim çayır kesim zamanları iyi o ayrı bir eğlenceydi ayrı bir güzellikti o devir bitti yani o hayat bitti evet hani gerçekten bugünün ulaşım anlayışına baktığında o yol bu şekliyle yani bu bakımsızlığıyla gerçekten en tehlikeli yollardan biridir. Çünkü ne bileyim Allah korusun bir yerden eskaza bir kamyon veya bir araç uçsa onun hiç daha bir şansı kalmıyor yani. Hani bir yere vurur da durur da veya bir şey yok hiçbir şey yok. Daha 300 metre derede duracaksın yani. Gerçekten tehlikeli bir de şey yani bakımsız yani yukarıdan sürekli kayalar düşüyor. Yol dar. Hele o demir kapı dediğimiz yerin yani o girinti çıkıntısı üstten zaten kaya üzerine geliyor. Yani biraz yürekli şoför oradan geçer yani. Çoğu zaman da anlatırlar ovadaki şoförlerden çoğu gelmiş oraya görmüş onu bırakmış inmiş arabadan demiş ki alın bunu ne yaparsanız yapın ben bundan aşağı gidemem diyen adamlar da oldu yani gerçekten. Görüntüsü bile biraz tehlike arz ediyor yani. Bırak bakımsızlığını, görüntüsü bile biraz tehlikeli. Evet. Ya bu yolu sürekli olarak yani bunu bakanlık mı ele alır, Turizm Bakanlığı mı, Ulaşım Bakanlığı mı birisi bu yolu çok programlı bir şekilde peyderpey bakıma alıp dönemec yerlerini genişletmeli, aşağıdan istinatlarını kuvvetli yapmalı, yukarıdan akıntıyı durduracak şekilde duvarları yapmalı. Belki maliyeti biraz yüksek olur ama tarihi bir yoldur. Bu yolun değerini bu şekliyle korumak gerekiyor. Ulaşım açısından da kullanılır. Nostaljik ve turizm açısından da kullanılabilir. Gerçekten o manzarayı gördünüz yani o vadinin derinliklerini ben orada bir gece taksiyle giderken bir arkadaşla iki lastiğimiz birden gümledi kaldık şeyde yani 8. virajın yamacında kaldık.
üstten aşağı gelen araba yok, alttan yukarı giden araba yok. Orada arabamızda biraz şeyler vardı, bagajımızda odunlar. Onları yaktık, orada sabahladık. Tesadüfen üstten aşağı bir oflu eski bir öğrencim geldi. İşte o herhalde ya Çencül'den ya da o Seydahop'tan oralardan bir yerden geliyordu. Ne oldu hocam dedi, dedim böyle böyle işte. Kaldık, bekliyoruz sabahı, gelecek bir araba da gideceğiz. Sağ olsun aldı lastikleri getirdi, şey, burada yaptırdı, gece gene tekrar sabaha karşı gönderdi. Yani öyle bir manzara, öyle bir vahşi manzara, öyle bir tatlı manzara olmaz. Ay ışığı var, ateşi de yakmış. O vadiye baktığın zaman ay bir taraftan vadiyi aydınlık yapmış, bir taraftan simsiyah. Yani bilmiyorum yani turizmde ender bulunabilecek yerlerden birisidir. O yönüyle de benim değerlendirmesinden fayda umulur gibi düşünüyorum, bilmiyorum. Turizme açılsın, önemli değil yani. Ulaşım olarak o kadar önemli değil ama turizme açılsın. Bir sürü yaylalar var arkada, turizme hazır yaylalar. Her yönüyle turizme hizmet verebilecek yaylalar var. O yönüyle de değerlendirilebilir yani. Zaten Karacam'a kadar yapılıyor yani, programı alınmış, genişletiliyor. Orayı da biraz genişletseler, bana göre bu boğaza ikinci bir uzun göl getirisi kazandırır. O da bir turizmdir. İlla ki turizm göl olacak anlamında değil. O da o vahşilik de bir tabi alternatif turizmdir. Ha, her cins insan, her cins turist beğenmeyebilir onu ama ondan da hoşlanan turizmciler vardır yani. O yönüyle güzel olmadı diyorum. Sonra Bayburt var arkasında. Bayburt yani il oldu. Eskiden ilçeydi, şimdi il oldu. Ulaşımı bizimle daha da çok ilgilidir. Of'la ilgilidir, denizle ilgilidir. İslah edilmesi gerekiyor, inanıyorum buna. Bu yöreye de çok şey katar, düşünüyorum. Eski canlılığını almasını, kazanmasını isterim. Virajlar içinde şöyle bir önerim var. Yani nostalji açısından olsun, üstteki Henege hanlarıyla alttaki Derebaşı hanlarının en azından eski şeklini anımsatacak şekilde hangi ilgili bakanlık kimse onların onu en azından inşa edip bir anı olarak bırakması ve o yolu turizme açmasını öneririm yani. Bu yöre için bir önemli girdi sağlar.